Benzerlik devamında kenar açı kenar benzerliğini yapacağız şimdi. Kenar açı kenar benzerliğinde görüldüğü gibi iki tane kenar bir tane açı verilecek. Bu iki üçgen içinde aynı olduğunda bu iki üçgen benzer diyeceğiz. Mesela şöyle iki üçgene bakın. İkisinin de bir açısı aynı. Peki açının kolları arasında oran var mı? Evet, 3'ün 2 katı 6'ymış, 5'in 2 katı 10'muş. O zaman bunların arasında da AC kenarıyla DF kenarı arasında da 1'e 2 kat oran olur. Mesela bunun uzunluğu A kadarsa bunun uzunluğu 2A kadar olur. Bu soruda oranı 1 bölü 2 vermişler. Yani kenar açı kenar, iki kenar bir de açı bizim benzerlik olduğunu anlamamız için yeterli. Bunun sorularında bakalım şöyle. Verilenlere göre diyor ki DEX nedir diyor. Bu iki üçgenin benzerliği için bize açıların işte paralelliğini vermemiş, şu açı şu açı eşittir dememiş ama biz kendimiz şu C açılarının birbirlerine eşit olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra kenar uzunluklarının arasında bir oran var mı bunu kontrol edeceğiz. C'nin bir yanında 2, diğer yanında 4 var. C'nin bir yanında 2 var, diğer yanında 4 var. Öbür C'nin bir yanında 6, diğer yanında 12 var ve kısa kenarla kısa kenarı uzun kenarla uzun kenarın oranı var mı diye kontrol edeceksiniz. Yani 2'ye 4, 6'ya 12 diye kontrol ederken kısa kenarla kısa kenar oranlı mıdır? Uzun kenarla uzun kenar oranlı mıdır diye yazacağız. Böyle olunca bakıyorum 2'nin 3 katı 6, 4'ün de 3 katı 12. Demek ki bu üçgenle bu üçgenin arasında 1'e 3 oran varmış. O zaman küçük üçgendeki 3'ün 3 katı x'in değeri yani 9'u verir. 1'e 3 oran olduğu için. Veya şöyle yaparsınız. Şöyle 2 bölü 6 eşittir. 4 bölü 12 o da eşittir. 3 bölü x diye oranı yazarsınız. Şimdi ikinci sorudayız. Bu soruda BCX uzunluğunu sormuş. İpucuyu görmüyoruz daha bilmiyoruz. Şöyle ABC üçgenimizle ADE üçgenin benzer olduğunu düşünüp her ikisine ortak, her ikisine ait olan açıyı işaretledim. Bu A açısının kolları arasında oran var mı bakacağım. 3'e 7 diyor bakın. 3 ve 7 A'nın kolları. A'nın büyük üçgendeki kollarına bakarsak birinde 7, 2 daha 9 var. Diğerinde 3, 18 daha 21 var. Tabii ki 9 ve 21'e kısa olan 3'ün altına daha uzun olan 7'nin altına 21 yazarak oran var mı diye kontrol ediyorum. Bunlarda yine 3 kat şeklinde oran var. O zaman bu oranı 6 bölü x diye de buraya taşıyabilirsiniz. Ne oldu? 3'ün 9'a oranı, 7'nin 21'e oranı, 6'nın x'e oranı. Hep 3 katı, 3 katı olduğuna göre 6'nın 3 katı ne olacak? Bu da 18 olacak. Bunu istersek içler dışlar çarpımı yaparak da alabilirdik. Şimdi üçüncü sorudayız. Bu verilenlere göre diyor. Buradaki verilenlerde hiç paralellikten bahsetmemiş. Bu ipucuyu bize ipucu olarak veriyor. Yani sorunun orijinali soru işaretine kadarki kısım. Bu ipucuyu bilmiyoruz biz. Başka kitapta veya testte bunu vermeyecekler çünkü. Şimdi bu üçgenle bu üçgenin birbirlerinde yapışıkmış gibi düşünürsek ortak oldukları açı nedir? A'dır. Şimdi bu A açısının kollarına bakacağım. Birinde 12, birinde 18 var. Şimdi büyük üçgende bunun kollarına bakacağım. Şöyle 12, 4 daha 16 ve 18, 6 daha 24 var. Şimdi 16 daha küçük olduğu için 12'nin altına 16'yı yazacağım. 24 daha büyük olduğu için 24'ü de 18'in altına yazacağım. Acaba bu eşitlik var mı? Kontrol edelim şimdi. Sadeleştirirsek 4'e bölerek 3 bölü 4 buluruz, değil mi? 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4. 3 bölü 4 oran çıktı. Bunları da 6 ile sadeleştirirsek yine 3 bölü 4 olur. Demek ki bu doğru yapmışız. Demek ki burada
Böyle bir oran varmış. Şimdi biz kolları arasındaki oranı yazdık. Bu oran aynı zamanda DE'nin x oranına eşittir. Yani 15 bölü x'e eşittir. Yani bu 3 bölü 4 oran, iki üçgenin arasındaki 3 bölü 4 oran 15 bölü x olmalı. İçler dışlar yaparsak 3x eşittir 4 kere 15 60. 3x 60 ise her iki tarafı 3'e bölünce x 20 çıkıyor. X'in değerini 20 bulduk. Bu içler dışları yapmadan 3'ü 5 ile çarpınca 15 buluyorsam 4'ü 5 ile çarpınca 20 bulurum diyerek de x'i bulabilirdik. Şimdi dördüncü sorudayız. Bir paralellikten bahsetmemiş, sadece bize şu x'i soruyor. Yine böyle üçgenlerde şöyle karşılıklı şu iki açının eşit olduğunu göstererek başlıyorum. Açının kolları 6'ya 5, bakın küçük üçgende 6'ya 5 oran var. Öbür üçgende de 15 ve 18 var. 6 daha büyük olduğu için bunun altına 18'i, 15 daha küçük olduğu için bunun altında 15'i yazıyorum. Bakıyorum oran var mı? Bu 1'e 3 kat, 3 katı 18, 5'in 3 katı 15. Evet, 1 bölü 3 şeklinde bunların arasında ne var? Oran var. O zaman bu oran, 1 bölü 3 oran, x ile 24 arasında da olmalı. Buradan anlarız ki x'imiz neymiş? 8'miş. Çünkü 8'in 3 katı 24 yapıyor. Bu benzerlik özelliklerinde başka ne var? Yan sayfaya geçeceğim şimdi. Açıortay giriyor işin içine. Açıortayla ilgili olan kısım var. Onu açalım. Şöyle. Benzerliğin özellikleri. Bunlar da iki tane üçgen, verilen iki tane üçgen. Eğer benzer üçgenlerse bunların benzerlik oranı açıortaylarında da geçerlidir. Mesela bu kenarında 3, bu kenarına 5 dersek bunun açıortayı 3'ün katı, bunun açıortayı da 5'in katı olacak şekilde birbirleriyle oran vardır eğer bu iki üçgen benzerse. Bunu söylemek istiyoruz. Hemen şuradaki soruya bakalım. Bu soruda bize benzerliği söylemişler. ABC ile ADE'nin benzer olduğunu söylemişler. Nedir bu ABC? İşte bu ABC üçgeni. ADE de bunun tamamı. Peki bu benzerlikte şu açıları yerleştirirsek A, A'ya eşit diyorum. B de D'ye eşit diyorum. Şöyle B, D'ye eşit diyorum. Son olarak C de E'ye eşit diyorum. Şöyle C de E'ye eşit diyorum. Bunu yaptığım zaman bu ikisinin benzerliğini şöyle gösterebilirim. 5'e 5 eşitse bu buna eşittir. Ayrıca uzunluk olarak bu buna eşittir. Benzerlik oranımız o zaman küçük üçgenin kenarı 1 iken büyük üçgenin kenarı 2 olduğu için benzerlik oranımız 1 bölü 2'dir. Çünkü 5'e 10 değil mi? 5'e 10 oran var. Tamamının ki 10 oluyor. O da 1 bölü 2 olur. Sıradaki sorumuzda DE, BC'ye paralel demişler. Şu DE ile BC'nin paralel olduğunu biliyoruz. D'nin BC'ye oranı 3 bölü 4'müş. Şimdi bunlarda yani şöyle D'ye kadar tamamı demek yerine ortadakinde de yapabilirim aynı şeyi. Şöyle 6'nın 6 artı x'e oranı diyelim. 6'nın 6 artı x'e oranı eşittir derim. Ortadaki DE'nin BC'ye oranına derim. DE'nin BC'ye oranına derim ama onu bize zaten vermişler. Neymiş? 3 bölü 4 diye. DE bölü BC'yi bize hazır 3 bölü 4 diye verdikleri için onu yazdım. 6'ya x oran, burada da 6'ya x oran, 6 artı x vardır. Hepsinde aynı oran vardır. O yüzden 6 bölü artı 6 x D bölü BC eşittir dedim. Şimdi burada içler dışlar yapabilirsiniz. Veya 3'ün 2 katı 6, 4'ün de 2 katı 8 deyip şuraya 8 dersiniz. Buradan da 6, 2 daha 8 yaptığı için x'i 2 olarak bulursunuz. Alttaki sorumuzda şöyle bir problem gibi hiç şekil yok. Birbirine benzer olan iki üçgenin benzerlik oranı 3 bölü 5'tir demiş. Bu üçgenlerden küçüğünün çevresi 15 olduğuna göre büyüğün çevresi nedir diyor. O zaman arkadaşlar çevreleri oranı da
benzerlik oranı olan 3 bölü 5'i verir. Dolayısıyla birincisinin çevresi küçük olanın çevresi 15 ise bunu 3'e karşılık yazacaksınız. Büyüğün çevresi nedir diye böyle oran kuracaksınız. Çevreleri oranı yine benzerlik oranına eşittir. Bu da kolayca 3'ü 5 ile çarpınca 15 bulurum. 5'i 5 ile çarpınca 25 bulurum deyip büyüğün çevresini 25 olarak buluruz. Şimdi dördüncü soruya bakıyorum. Dördüncü soruda neler var? Bu kez açıortay değil, kenar ortay var. Bakın şöyle kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Bunun uzunluğu 4, bunun uzunluğu 6. O zaman bu iki üçgenin benzerlik oranı 4'e 6. Hani küçüğünki 4, büyüğün de 6 olduğu için 4'e 6 şeklinde benzerlik oranı var. Hatta şöyle diyebilirim. Bunların benzerlik oranı 4 bölü 6'dır diye yazabilirim. Ama tabii önce küçüğünki sonra büyüğünki. O zaman küçük üçgende 90'ın karşısındaki 6'nın büyük üçgendeki 90'ın karşısındaki x'e oranı da yine 4 bölü 6 olmak zorundadır. Bu verilenlere göre kenarortay oranı benzerlik oranıdır diye bir ipucu vermiş. Biz de bunu kullandık zaten. 4 bölü 6 kenarortay oranı 6 bölü x'tir dedik. Dikkat ederseniz 4 ile 6 paya yazdıklarımız küçük üçgene ait. 6 ile x de payda yazdıklarımız büyük üçgene ait. Şimdi içler dışlar yaptığımda 4 çarpı x eşittir. 6 çarpı 6 36 olur. Her iki tarafı 4'e bölersek x'i buradan ne buluruz? 9 olarak buluruz. Evet. Alttaki üçgene şekle bakalım şimdi. Alttakinde 5. sorumuzda diyor ki ABD'ye paralel. Peki burada paralellik var. Demek ki benzerlik var. AB'nin DE'ye oranını şu ikisinin arasındaki oranı sormuş. Çok zor bir değil. Küçük üçgenle büyük üçgen arasındaki oranımız 4 bölü 10 olduğuna göre AB'nin DE'ye oranı da yine 4 bölü 10 olur. Hatta sadeleştirirseniz 2 bölü 5 olur. Bu şekilde 2 bölü 5 oranını bulmuş olduk. Burada ne yaptık arkadaşlar? Küçük üçgenin açıortay uzunluğuyla büyük üçgenin açıortay uzunluğunu vermişler. Bu açıortay uzunluklarının oranı bu iki üçgenin benzerlik oranını verir dedik. Şimdi altıncı soruda ise demiş ki benzer iki üçgenden birinin çevresi 16, diğerinin çevresi 20'dir. O zaman benzerlik oranı bunların 16 bölü 20 olacaktır. Buna göre bu iki üçgenin benzerlik oranı nedir diyor. Direkt çevreleri oranı, benzerlik oranını verir. Hatta sadeleştirip 4'e bölersek 4 bölü 5 diye en sade halinde yazmış oluruz. Şimdi test 1, 2 var burada. Sonra alıştırmalar diye devam ediyor. Şöyle yapalım o zaman. Kaç alıştırma? 4 alıştırma var. Test 1, 2'yi şu anda çözelim mi? Yoksa buna başka bir video verelim o zaman. Şimdi çözmeyelim.